VPN kullanımı son günlerdeki bazı nedenlerden dolayı artmış durumda ama Türkiye'deki VPN bilinci maalesef artmamış olacak ki insanlar saçma VPN'ler kullanmaya devam ediyor. Uzun yıllar boyunca VPN'ler bilgisayar güvenliği ve mahremiyeti konularında ilgilenen birisi olarak bu videoda Türkiye'nin en çok kullandığı VPN'leri sıralayıp bir katman listesi oluşturacağım. Peki şunu soracak olabilirsiniz. En çok kullanılan listeyi nereden buluyoruz? Bir tane web var AppBrain Statistics diye Play Store'daki verileri çekiyor. Hatta yukarıda görüyorsunuz Ağustos en son güncelleme 6 Ağustos 2024 diyor. Bugün güncellenmiş Burada Türkiye'yi seçiyorum daha sonra da Tools'u seçiyorum. Tabii Tools kategorisinde VPN'ler dahil bir sürü araç var. Ben sadece VPN olanları filtreledim ve gördüğünüz gibi şu resimdeki 26 VPN Türkiye'de en çok kullanılan VPN'ler ya da en azından Play Store'da en çok indirilen VPN'ler. Birinci buradan başlıyor. En sık kullanılandan en az kullanılana bu şekilde gidiyoruz. Bu sırayla liste yerleştirmeye başlayalım. Neden listede sıraları verdiğimi de açıklayacağım. Şimdi ilk VPN tabii ki bunların ikonundan anlayamıyoruz artık. Çünkü buna benzer çok fazla ikon var gördüğünüz gibi. Hemen AppBrain'e e dönecek olursak Secure VPN Safer Internet diye bir şey. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Üreticisi Secure Signal Inc. yazıyor. Ama bunların kim olduğu belirsiz. İnternette araştırma yaptığınızda doğru düzgün verilerle karşılaşamıyorsunuz. Hatta bu videoda sık göreceğiz. Bir üretici birden fazla VPN üretiyor Play Store'da. Hatta bunun için şunu da gösterebilirim size. Burada diyor ki mesela KP bu 3 VPN'in sahibi. Ya da işte aşağı iniyoruz. İşte Innovative bütün bu VPN'lerin sahibi. Yani aslında siz kullandığınız VPN uygulamalarını farklı zannediyorsunuz ama birden fazla uygulamaya sahip. Bir grup birden fazla uygulamaya uygulamanın sahibi oluyor. Ve bu uygulamaya geri dönecek olursak Secure VPN Safe Internet en çok indirilenin bu olmasına da şaşırdım açıkçası. Son zamanlarda 9.8 milyon ekstra indirmesi var ve yine burada Türkiye'ye geldiğimizde şu an birinci sırada 2'den 1'e yükselmiş. Geçtiğimiz haftalarda teknoloji raporunda bir haber konuşmuştuk. Mesela burada US Treasury Department bir botnet keşfetmiş. Bu botnet aslında ücretsiz bir VPN. İnsanlar diyor ki buyurun VPN'imizi kullanın tamamen ücretsiz. Ama daha sonrasında arka planda sizin IP'nizi proxy olarak suçlulara satıyor. Yani dolayısıyla tamamen ücretsiz bir VPN. Sizden hiç para istemiyorsa para istese bile belki yapmacık olarak para isteyebilirler ama hiç bilmiyorsanız bu VPN'leri ilk defa duyuyorsanız dikkat etmeniz gerekli kesinlikle. Çünkü ne olduğu belirsiz. Arka planda IP'nizi proxy olarak suçlulara bile satabilirler. Buyurun haberi çıktı. Dolayısıyla şimdi bu VPN hiç tanınmadık bilmedik olduğu için F'ye koyuyorum ama maalesef en çok indirilen VPN'lerden birisi. Şimdi ikinci VPN'imize geçiyoruz. VPN Super Unlimited Proxy ve yine burada VPN Super Inc yazıyor. Ve bakın bunlar öyle şirketler ki yani arattığınızda bir şey bulamıyorsunuz. Mesela burada VPN Super Inc yazalım. Herhangi bir şekilde kendi web siteleri yok, kendilerinin tanıttıkları bir yer yok. Sadece işte bir Play Store uygulaması var. Bu onların sitesi mi acaba? Amin diyelim. VPN Super App diye bir site. Kim oldukları belirsiz. Arka planda ne olduğu belirsiz. Hangi ülkede? Amerika tabanlı mı? İşte İsviçre tabanlı mı? Neyse bunların hepsi belirsiz. Dolayısıyla yine buna F vereceğim. Buradaki söylediğim her şey bunun için de geçerli. En çok indirilen 3. VPN'imizse ise Turbo VPN. E, bunu ben de gördüm. Daha önceden ufak denemiştim. Çünkü VPN falan diye aradığınızda ilk bu çıkıyor. Öylesine bir yaralar denemiştim. Hatırlamıyorum ama yine bakın burada Innovative Connecting diyor. Innovative Connecting'e tıkladığımızda bakın 3 tane farklı uygulaması olduğunu gördük. VPN Monster, Turbo VPN Lite, Turbo VPN. Ve hatta geri gelecek olursak yine şurada Innovative'in aslında birden fazla VPN'e sahip olduğunu görüyoruz. Sadece bunlar Turbo VPN'ler değil. Bu gördüğünüz bütün VPN'lerin hepsine sahip. Peki kim bu Innovative grubu? Yine burada ekstra bir araştırma yapabiliriz. Turbo VPN çıkmadı. Burada da bilindik şirketlerin VPN'leri var. Ama dediğim gibi araştırınca yine Turbo VPN hakkında da net bir bilgi bulamıyoruz. Dolayısıyla yine bu ikisiyle aynı durum ve Turbo VPN'i F'ye atacağım. Şimdi en çok indirilen dördüncü VPN'e geliyoruz ve 4'te ilginç bir seçim var. Express VPN. Express VPN'i mutlaka duymuşsunuzdur. Yeni bir şey değil. Piyasada uzun süredir var. Reklamları yapılıyor. Sponsorluklar yapıyor ara sıra. Ve ilginç bir şey söyleyeyim ama. Express VPN'in sahibi aynı zamanda iki ünlü VPN'in daha sahibi yine. Private Internet Access ve CyberGhost VPN'lerinin sahibi. Ama en azından Express VPN piyasada uzun süre olduğu için şunu biliyoruz. Mesela bu web sitesine gelecek olursam burada Express VPN'e tıklayabilirim. Geçmişine bakabiliyoruz. Daha önceden bir tane sunucu yetkililer tarafından ele geçirilmiş zorla ya da yasal yollarla bilmiyorum artık. Hatta bu Türkiye'deki bir sunucularını ele geçirmişler abi bu da ilginç. Ve burada gerçek dünyada başarılı bir testi var diyor. Express VPN'i mahkemeye götürmüşler, log istemişler. Express VPN de verememiş. Dolayısıyla burada başarılı olduğunu da söyleyebiliriz bu noktada. Ama yine aşağı indikçe belli baş sorunlarında olduğunu görüyoruz. Mesela RSA anahtarlarını güçsüz kullanıyorlarmış. Günümüz standartlarında 1024 bit RSA anahtarlarının kullanılmaması gerekiyor. Yine aşağı indiğimizde burada bir sürü endişenin olduğunu görüyoruz. Mesela 4 Edward Snowden demiş ki Express VPN kullanıyorsan kullanmamalısın demiş ilginç bir şekilde. Sponsor oldukları kişilerde sıkıntılar var demişler. Yani günün sonunda şöyle bir şey diyebiliriz. Bu arada burada da görüyoruz. Express VPN'in sahibi aynı zamanda CyberGhost'un da sahibi. Burada bakın mesela CyberGhost için audit yapılmış bir tane 2022 yılında. Express VPN için hiçbir audit yok. Diyeceksiniz ki audit nedir? Üçüncü bir siber güvenlik şirketinin senin gelip sunucularının yazılımını her şeyini incelemesi ve açıklarını bildirmesi. Mesela bunu güzel VPN'ler her yıl en az bir defa yaparlar. Burada Express VPN'de göre gösteremiyoruz. CyberGhost'ta sadece bir defa audit yapılmış. Daha önceden data breach olmuş. Private Internet Access'te daha önceden iyiydi ama onu da bozdular. Daha doğrusu kape satın almadan önce mesela iki tane davada logları paylaşmamışlar. O açıdan iyi. Ama günün sonunda bu üçlüye çok güveniyorum diyemeyeceğim mahremiyet açısından. Yine de tabii ki şu F tier'den çok çok daha iyidir. Dolayısıyla D'ye koyacağım ExpressVPN'e. En azından adı bilindik. Daha popüler, daha fazla insan kullanıyor. Öyle ya da böyle mahkemede kayıt tutmadıklarını bir şekilde göstermişler. Geçmişte en azından. Dolayısıyla ExpressVPN'i D'ye at. Ve 5. uygulamamıza geldiğimizde Proton VPN'e geliyoruz. Şimdi Proton VPN'i biz geçmişte kanalda da konuştuk. Proton ürünlerini genelde kanalda konuşuyoruz. Neden? Çünkü Proton açık kaynak yazılımlar üretiyor. Her yazılımını tabi para ödemeden kullanamıyorsunuz ama istemcileri genelde açık kaynak oluyor. Yine Proton VPN'in geçmişine baktığımızda da tabi Service Seizure vesaire göremiyoruz. Burada yine eksi olarak Proton VPN'in auditi de 2022 yılında yapılmış. Düzenli olarak yapılmıyor. Ama yine Contributor Feedback kısmına baktığımızda herhangi bir şey yok. Çok fazla okuduğunuzda bir şey yok. Ve şunu da biliyoruz. Proton birçok insan tarafından kullanıyor kullanılıyor. Proton mail olsun uçtan önce şifreleme sağlıyor çünkü. Birçok siber güvenlikçi tarafından da kullanılıyor. Birçok insan tarafından kullanılıyor ve geçmişine baktığımızda çok büyük sıkıntılar olmadı. Bir defa bir kullanıcının mail hesabını vermişlerdi yetkililere dava kararı sonrası ama maillere erişilemiyor. Uçtan önce şifrelemeli. Sadece orada belli olan şeylerden birisi yedek e-mail adresiydi. Yedek e-mail adresi plain text olarak saklandığı için yetkililere verilmişti. Mesela sonra kişinin kendisi bulunmuştu. Ama günün sonunda Proton VPN'in geçmişi iyi diyebiliriz. Güvenlik pratikleri iyi diyebiliriz. İstemcileri genel olarak açık kaynak ve bu arada Proton VPN bu listede muhtemelen en ücretsiz VPN'i sağlayan da firma aynı şekilde. Diğerleri ücretsiz VPN sağlığında birçok kısıtlama getiriyor. Proton VPN burada kendi amaçları doğrultusunda tüm dünya ücretsiz VPN sağlamak istiyorlar ellerinden geldiğince. Proton VPN'e ben A vereceğim. A vermemin nedeni ise dediğim gibi auditlerden daha sık geçebilir bence Proton VPN ve Linux'ta kendim de kullandığım için şuradan biliyorum. Linux istemcilerini daha, daha da fazla geliştirebilirler çünkü her seferinde problem çıkıyor. Ama onun dışında benim güvendiğim nadir VPN'lerden birisi Proton VPN ve bunun en azından ilk 5'e girmesine sevindim Türkiye'de çünkü diğerleri o kadar iyi değil. Özellikle ilk 3 hiç iyi değil. 6. VPN'imize geçecek olursak Hotspot Shield. Yine bakın burada Hotspot Shield yazalım. Bakalım Hotspot Shield'ın sahibi kimler? Hotspot Shield nereye kadar uzanıyor abi? Bakın buraya kadar uzanıyor. Pango Inc. diyor. Pango Inc.'in yine sahibi de birden fazla burada VPN olduğunu görüyorsunuz. Touch VPN, Ultra VPN, BetterNet vesaire. Amerika Birleşik Devletleri'nde sunucuları. Dolayısıyla zaten çok büyük eksi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tarz kayıt tutma ve yani Hotspot Shield kayıt tutuyordur. Kesinlikle öyle düşün. Eğer ki bir VPN servisi Amerika'daysa kayıt tuttuğunu düşünebiliriz. Yani ne kadar kayıt tutmuyoruz vesaire dese de. Hani burada diğer her şey sıfır diyor. Customer feedback yok. Geçmişinde herhangi bir problem yokmuş gibi gözükebilir ama e, açıkçası Hotspot Shield dediğim gibi Amerika bazlı olduğu için ve geçmişte ben de kullandım. Çok iyi uygulamaları yok açıkçası. Yine aynı şekilde mesela web sitelerine girdiğimizde işte stay anonymous with military grade encryption yani iyi reklamlama da yapmıyorlar. Kendilerini sanki çok üstün bir şeymiş gibi gösteriyorlar. Standart bir VPN pazarlama var yani hoş bir pazarlama şekli değil bu bence. Dolayısıyla ben et evet, hotspot shield'ı burada bunların üstüne koyabilirim. En azından bir ismi var abi şu üçünün doğru dürüst ismi bile yok. Dolayısıyla D'ye koyacağım ama burada da ExpressVPN'i hotspot'la yan yana koymak biraz haksızlık olur. Dolayısıyla ExpressVPN'i de bu noktada C'ye çıkaracağım. Tier şu an biraz daha fazla oturuyor kafamda yapmamıştım videodan önce. Bir diğer uygulamamıza geçtiğimizde yine bilinmedik bir şey var üstünde nedir logosu bilmiyorum hemen bakacak olursak. Thunder, adı Thunder VPN'miş yine bakın bu arada dikkat edin Secure Signal Inc diyor bunu az önce incelemiştik. Farklı hangisiydi? Secure VPN Safer internetle aynıydı. Aynı şirketin sadece farklı isimli bir VPN'i. Tabi niye böyle farklı isimlerle VPN'ler çıkarıyor diyecek olursanız işte bolluk olsun bir sürü rekabet o da onun o da onun. Sen VPN diye arattığında ya ona denk geleceksin ya ona denk geleceksin. İhtimallerini arttırıyorlar herhalde bilmiyorum niye böyle yapıyorlar ama dolayısıyla bu da maalesef F'ye gidecek. Bir diğer VPN Surfshark. Surfshark da yine fazla pazarlama yapıyor. Mutlaka sponsorlarına denk gelmişsinizdir YouTube'da. Pazarlamayı fazla yapan VPN'lerden birisi kendisi. Yine burada geçmişine baktığımızda Litvanya'da olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda şirket kayıtları Hollanda'daymış. Vergi kayıtları da British Virgin Island'da diyor. Ama bakın ilginç bir şey. Owner North Security diyor. 2022 yılında Surfshark North Security'ye satılmış. North Security tabii neyin sahibi? VPN'in sahibi. Bakın burada bir de Atlas VPN varmış. Surfshark'ın sahibi. Yani sen Surfshark aldığında aslında North grubunun bir ürününü kullanıyorsun. Yani aynı serverları aynı şeyleri kullanıyorsun. Geçmişine baktığımızda burada iki önemli problem var. Birincisi Surfshark'ı kaldırdığınızda yaptığı sistem seviyesi seviyesindeki değişiklikleri geri almıyor. Bir diğer sıkıntı ise kullanıcının bilgisayarına root sertifikaları yüklüyor ki kullanıcının bilgisayarına root sertifikası yüklemesi çok sıkıntılı bir durum VPN'in. Neden? Çünkü sen root sertifikaları yüklediğinde bütün HTTPS bağlantılarının içeriğini görebiliyorsun. Normalde şöyle düşünün. Ben bu siteye bağlandığımda embed.com.io bu siteye bağlandım. Bu siteye bağlandığımı VPN görebiliyor ama içeriği göremiyor. Neden? Çünkü arada HTTPS koruması var. Ama sen sertifika zincirini bozduğunda en üstte kendi root sertifikanı koyduğunda bu sefer bütün HTTPS içeriklerini de okuyabiliyorsun. Yani benim attığım HTTPS isteğindeki şifrelenmiş verileri de okuyabiliyorsun. Bu ne zaman olmuş? 4 diye yazmışlar ama kaldırmışlar mıdır bilmiyorum. Güvenlik açısından bu ikisi iyi olmayabilir. Ama piyasada uzun süredir var Surfshark. Birçok yerde sponsorluk oluyor. Yani pazarlama konusunda iyiler diyebiliriz. Ama bu sertifika muhabbeti hoşuma gitmedi. Normalde ExpressVPN'in yanına koymak isterdim. Ama root sertifika muhabbeti yüzünden galiba D'ye koyacağım. O konuyu bilmiyorum ama sertifika muhabbetini düzelttilerse C'ye koyabilirdim. Şimdilik burada kalacak. Hotspot VPN'in de önüne geçsin. Devam edelim. Bir sonrakinde VPN 2024 yazıyor. Yine muhtemelen bahsettiğimiz e, o kötü şirketlerden birisi. Speedy Quark VPN. VPN Master diye bir uygulama. Şimdi yine bakalım burada. VPN Fast Master Proxy Inc diye bir şirket. Yine burada bakın iki tane VPN olduğunu görüyoruz. Hangisi tutarsan. Aynı şekilde abi bunu da F'ye koyacağım. Yani insanların bu VPN'leri kesinlikle ama kesinlikle kullanmaması lazım. Ama kullanıyorlar. Bir diğeri Nord VPN. Nord de az önce bahsettiğimiz gibi Surfshark'la aslında aynı. Ama bakalım geçmişine. Belki o noktada daha iyidir bilemiyoruz. Yine Litvanya'da olduğunu görüyoruz. Geçmişinde mesela bir saldırgan bir sunucusuna erişim sağlamış ve bir ay boyunca aktif bağlantıyı tutmuş orada. Yani bir ay boyunca haberleri olmamış bu durumdan. Böyle bir geçmişi var. Server seizure, complete government request gibi bir şey yok. Ama bakın burada ilginç. 5 tane güvenlik testinden sokmuşlar NordVPN'i. En sonunda 2023 yılında. Yine burada bir sürü eksinin olduğunu göreceksiniz. Neden? Contributor feedback kısmına geldiğimizde NordVPN Tesonet'e bağlıymış. Bu da işte data mining, analytics, SEO, target marketing gibi şeylerle bağlantılı bir firmaymış. North VPN reddetmiş ama burada bir sürü link var. North VPN aslında Litvanya'nın dışında diyenler var. Hola VPN'le bir data mining botnet için partner oluşturmuşlar ya da rakip firmaları torgarda blackmail yapılmış deniyor. Tabii ben bunları söylüyorum abi muhtemelen hayatım boyunca bir daha sen de VPN sponsorlu alamayacağım. Ama ne yapayım abi yazıyor burada yani. Yani günün sonunda yine Surfshark'ın yanına koyacağım. Problemli bir firma. Mesela bir açıdan düşündüğünüzde North VPN'li Surfshark VPN sponsor. YouTube'a en çok sponsor olan VPN'lerden birisi. Ne yapayım abi yani para kazan diye de yalan söyleyecek halimiz yok. NordVPN sponsor olursa ileride alır mıyım bilmiyorum ama bu videodan sonra zaten sponsor olacaklarını da pek düşünmüyorum. Maalesef D'ye koyuyorum abi. Birçok problem olduğunu kendiniz gördünüz. Tabii ki şuradaki VPN'lerden çok daha iyidir ama yukarı seviyeye çıkamayacak. Şimdi bir diğer VPN'imiz VPN, VPN Proxy Master Safer VPN diye bir VPN adı. Bilmiyorum artık neyse. Lemon Clove PTA Limited diye bir şeye ait. Burada da yine iki VPN'leri olduğunu görüyoruz. Yani bunları dediğim gibi aratsak da bulamayız abi. Yani limon yine bakalım. Lemon, Clove. En azından kim oldukları belli değil. Ne oldukları belli değil dediğim gibi. Dolayısıyla yine bu da F'ye gidecek. Bunlarla aynı sıraya gidecek. Şimdi sıra geldi Mulvada. Mulvat ilginç bir firma abi. Mulvat hiç daha önceden sponsor almamış bir firma ve aslında ne yalan söyleyeyim benim de <laughs> en sevdiğim uygulama desem yalan olmaz. Mulvat VPN. Bakın şimdi dikkat edin. Burada Mulvat VPN ile Firefox e ve Malwarebytes VPN'i görüyorsunuz. Mulvat aslında kendi başına çalışan bağımsız bir şeyle bunlarla daha önceden işbirliği yapmıştı. Mesela e, Firefox'a falan falan da dahil etmişlerdi ondan dolayı. Yoksa Mulvat tek başına çalışan bir sistem. Bir defa sunucuları İsveç'te. Bütün her şeyleri İsveç'te. Daha önceden hiç data breach olmadı, service seizure olmadı veya devlet isteklerine karşı tamam demediler. Şöyle bir olay oldu. Nisan 2023 tarihinde İsveç polisi sunucularına baskın atmış. Ellerinde bir şey varmış işte arama belgesi varmış. Baskın atmışlar ve gidip işte bilgisayarları almışlar. Burada müşteri bilgilerini almaya çalışıyorlar ama böyle bir bilgi yok. Neden peki bulamamışlar? Çünkü Mulvat'ta müşteri hesabı diye bir şey yok. Siz mesela daha önceden hiç Mulvat aldınız mı almadınız bilmiyorum ama ben birkaç defa satın almıştım. Burada hesaba girdiğimde create new account diyorum. Generate account number diyorum. Rastgele bir numara üretiyor. Daha sonrasında ben bu numarayı alıp herhangi bir şekilde isim girmedim. Soy isim girmedim. E-posta adresi girmedim. Burada beni bağlayabilecek tek şey IP adresi. Onu da tutmuyorlar. Sana numara veriyor. Bunu kopyalıyorsun. Daha sonrasında bu senin hesabın. istediğin bütün istemcilere sadece bununla giriş yapabiliyorsun. Burada 5 avro sabit fiyatları var. Mesela diğer VPN'lere kıyasla 12 ayda daha az 24 ayda daha az ama bir ay alırsan çok pahalı gibi bir şey de yok. Zaman ekleyebiliyorsun hesap buna. Bunu nasıl ekliyorsun? Çok ilginç bir şekilde bu arada mesela nakit de verebiliyorsun. Nakit bir zarfa gönderip kargolayabiliyorsun ama tabii Türkiye'den kargolaması muhtemelen sıkıntı olur. İşte kripto para, kredi, debit gibi şeyler falan da mevcut. İstediğin şekilde ödeyebiliyorsun. Bu açıdan da güzel. E şimdi geçmişte İsveç polisi 2023 yılında baskın attığında müşteri datası bulamamasının ana nedeni bu. Çünkü hiçbir şey yok. E-mail adresim bile yok. İsim soyisim hiçbir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bir şey bulamamışlar. Geçmişte iki tane audit yaptırmışlar işte 2021-2022 yıllarında. Mulvan teknik olarak bence en iyi VPN lerden birisi birçok istemcisi yine açık kaynak birçok konuda şeffaf davranıyorlar. Dolayısıyla burada bir S kısmına gitmeyi hak eden birisi varsa Mulvad'ı koyardım. Proton'la belki S'ye gidebilir emin değilim ama Proton'da bahsettiğim nedenlerden dolayı A'ya atmak istedim. Bir diğer VPN'imiz ise Cloudflare Warp. Aslında Cloudflare Warp'a VPN diyebilir miyiz diyemez miyiz soru işareti. Neden? E çünkü ben kullanmayı denedim kendilerini indirdim. Herhangi bir şekilde ülke seçme yok diğer VPN'lere kıyasla. Ve şu an mesela mobil verimle ben Cloudflare Warp'a bağlanmaya çalıştığımda bağlanamadım. Mobil veri de olmadı. Çalışmadı neden bilmiyorum. Ayrıca 10 liraya Pro Plan satın alabiliyorsunuz. 10 liraya VPN kaldı mı? 10 liraya bakkalda sakız bile yok neredeyse ama Cloudflare Pro Plan alabiliyorsunuz. Yani Cloudflare plan muhabbetinde şey olsun diye koymuş oraya. Yani niye tamamen ücretsiz demesinler diye koymuş. Çünkü bir VPN'in tamamen ücretsiz olması mantıksız bir şey abi. Yani sen orada sürekli veri aktarımı yapıyorsun. Onun için para harcıyorsun. Niye bunu ücretsiz yapasın? Yapmazsın. Cloudflare niye ücretsiz Bilmiyoruz. Sen yani kendi blog yazılarına girdiğinizde işte mahremiyete çok önem veririz bilmem ne falan ama yani bilmiyorum. Cloudflare'e nedense benim çok güvenesim gelmiyor. Zaten webde de çok merkeziyetçi konumdalar. Ha, şimdi diyeceksin ki abi senin sitende Cloudflare var. Var evet ama neden? Mecbur. Çünkü adamlar merkeziyetçi konumda. Başka şekilde webde neredeyse DDoS engelleyemiyorsun. E, sıkıntılı bir durum. E, dolayısıyla Cloudflare VPN en azından şu kısımdan kesinlikle daha iyidir. Çünkü Cloudflare en azından adı sanı var. Öyle ya da böyle bir gizlilik politikaları vesaire var. Ama daha yukarıda koyamayacağım açıkçası. Kendi adıma burada Cloudflare VPN'e şöyle hotspot'tan bir yöne alabilirim. Ve zaten dediğim gibi çok da vpn gibi değil yani ülke ülke seçim yapamıyorsunuz otomatik seni bir yere bağlıyor. Ya da en azından android'de indirip kullandığım versiyonda öyleydi. Pro'da belki seçmenize izin veriyorsa bilmiyorum ama onda da zannetmiyorum. Şimdi bir diğer vpn'imize geliyoruz tunnel bear. Bu da geçmişte duydum ama kullanmadığım vpnlerden birisi. Bunun için yine buraya başvuracağım. Tunnel bear yazdığımda kanada'da olduğunu görüyoruz vpn'in yani kanada belki amerika'dan biraz daha iyidir ama ne kadar iyi orasını bilemem. Burada McAfee ile bağlantılı olduğunu görüyoruz. Zaten yazıyor McAfee işte tunnel bear'i 2018 yılında satın almış bir sürü audit yapıldığında Görüyoruz. 2018'den bu yana 20, 21, 22, 23 yıllarında yine audit yapılmış. O açıdan güzel. Ya açıkçası en azından bir problem gözükmüyor. Geçmişte herhangi bir şey yazılmış gözükmüyor kendileri adına. Ama kendileri Kanada tabanlı. Yine de Express VPN'den iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli audit yaptırmışlar. Ve geçmişlerinde şu anlık herhangi bir problem gözükmüyor. Kanada tabanlı olmasa belki A'ya bile gidebilirdi. Ben kendilerini B'ye göndereceğim. Ama dediğim gibi tunnel biriyle ile tecrübem yok. Sadece yaptığımız araştırmalar sonucu gördüğümüz kadarıyla B'ye yerleştirebileceğimi düşünüyorum. Bir diğer VPN ise Vince Yine Windscribe'ı ben geçmişte biraz kullanmıştım ama çok büyük bir tecrübem yok. Bakalım Windscribe'a geldiğimizde Ctrl D diye bir şey varmış. Bu neymiş abi? Ctrl DNS'in sahibi Windscribe yöneticisi demiş. Yine Windscribe'ın Kanada'da olduğunu görüyoruz. Daha önceden bir server seizure yaşanmıştı. Ben bu olayı hatırlıyorum. ki 2021 yılında sunucu ele geçirildiğinde Windscribe oldukça açık davranmıştı bu konu hakkında. Ellerindeki bütün bilgileri vermişlerdi ve bu arada sunucu ele geçirildi ama sunucu ele geçirilmesi successful real world testin içine girmiş. Yetkililer sunucu ele geçirse de yine veriyi çıkaramamışlar. Neden? Bu veriler şifrelenmiş bir şekilde tutuyordu. Verileri çıkaramamışlar. Aynı zamanda 2022 yılında iki tane de audit yapıldığını görüyoruz. Geçmişinde herhangi bir problem yok. Kendileri yine oldukça açık bir şirket. En azından bu olayda oldukça açık davranmışlardı. Hani gizli saklı üstünü örtme gibi bir şey yapmamışlardı. Dolayısıyla burada kendilerini Kanada tabanlı olduğu için galiba B'ye atacağım. Sunucuları Kanada'da olmasa iyi gidebilirdi. Neden Kanada'da olması sıkıntılı diyorsanız bu bölgeler yasalar gereği daha sıkıntılı oluyor. Birçok şey için. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Korsan bir site barındırmak istiyorsanız Kanada ya da Amerika'da barındırmazsınız çünkü anında kapatılır bir şekilde ele geçirilir o yasaların daha iyi olduğu daha iyi demeyelim de daha geniş olduğu ülkelere gidersiniz. VPNler içinde buralar açıkçası önemli oluyor. Tabii ki biliyorum çoğunuz herhangi bir yasa dışı aktivite yapmıyor ki yasa dışı aktivite yapmanızı da tavsiye etmiyorum ama günün sonunda kullanıcı açısından bir veri talebi geldiğinde daha yasaları geniş olan ülkelerde bu VPN servisleri daha rahat davranabiliyorlar. Peki, de B'ye attık. Bir diğeri CyberGhost VPN. Zaten yanlış hatırlamıyorsam CyberGhost'u kimle beraberdi? bakmıştık sanki CyberGhost evet Express VPN Private Internet Access'in direkt sahibi KPVPN buna zaten az önce de bakmıştık ama bakın yine aynı şekilde CyberGhost'ta da geçmişte kullanıcının bilgisayarına root sertifikası yüklemişler reklam engelleyeceğiz vesaire diye yani reklam engellemek için root sertifikası yüklemezsin abi root sertifikası yüklediğin zaman bütün HTTPS verilerini okuyabiliyorsun böyle mi reklam engelleyeceksin yani bu kesinlikle olacak bir şey değil dediğim gibi bu grup birazcık yani sorgulanması gereken bir grup Express de C'ye attım ama yani onu bile düşünüyorum şu anda C'ye atmasam diye. Mesela bunu D'ye atacağım. Neden? Root sertifikası yüklemiş. Ama neden F değil? F olmamasının nedeni bu en azından bilindik biraz daha. Açıkçası ExpressVPN'de aşağı çekmeyi düşünüyorum. Evet ExpressVPN'de aynı grup olduğu için abi aşağı çekme kararı aldım Çünkü şimdi CyberGhost'un sahibi bunu CyberGhost'ta yaptıysa ExpressVPN'de de yapabilir. Mantıken aynı. Sahibi aynı çünkü. Dolayısıyla ExpressVPN'de aşağı çekme kararı aldım bu CyberGhost'tan sonra. Devam ettiğimizde bir diğeri şöyle Ninja gibi bir şey var. Acaba adı ne? Bu logo Edgar'da etmiş Edgar VPN. Edgard'ı severek kullanıyoruz. DNS sunucuları güzel. Kendileri işte reklam engelleme eklentileri var ya da işte reklam engelleme istemcisi var. Router'a kurabildiğiniz ya da payhole'unuza daha doğrusu router'a değil de payhole'unuza kurabildiğiniz. Geçmişte bunun hakkında videoda çekmiştim bakmak isterseniz. O açıdan güzel. Edgard şirket olarak seviyorum. Ama daha önceden VPN'lerini hiç kullanmadım. Edgard'ın merkezi yeri Rusya diyor ama herhalde şirketleri Kıbrıs'a kayıtlıymış. Belki yasalar açısından Rusya'ya kıyasla daha iyi olabilir. Merkezi Rusya'da ama orası ilginç. Rusya'da çok sağlıklı bir ülke diyemeyiz bu konularda. Rusya zaten zaten şu an kendisi de VPN'leri engelliyor. Orada da sıkıntılar var. Teknoloji raporunu takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Data Breach Service vesaire yok. Hiç audit de yok. ve successful Real World ama hiç test de yok. Test de yapılmamış sunucuya karşı hiçbir şey de yok. Gerçek dünya testi de yok. Hepsi sıfırda. Edgar dediğim gibi sevdiğim bir şirket. En azından aldığı kararlar istemcileri vesaire açık kaynak. Dolayısıyla yine Edgar'da burada B'ye atabiliriz abi bence. B'ye hak ediyor. Atanıl birinin önüne atabiliriz. Ama bu arada dikkat edin. Türkiye'nin en çok kullanılan VPN'leri neredeyse bunlardı. Bunlar artık alt sıralarda kalıyor. Bu artık 50. 60. sırada vesaire kalıyor. Daha az kişi kullanıyor bunları ama yine de en sık kullanılan 26 VPN'in içerisine girmişler. Bakın burada bilmem pro diye bir şey yazıyor. Nedir bu acaba bakalım. Let's VPN diye bir şey. Let's Go Network'müş sahibi. Bakalım Let's VPN. Herhangi bir şekilde duyulmuş bir şey mi? Ben daha önceden hiç duymamıştım. Let's VPN yazalım. Yani Let's VPN yazdığımızda Çince bir şeyler çıktı burada. Ya da bilmiyorum Japonca mı emin değilim karakterleri okuyamıyorum ama sahibi belki Çin veya başka bir yer olabilir. Ama günün sonunda işte bunlar hakkında fikir elde edinebilmek çok güç. Neydi belirsiz VPN'ler oluyor. Dolayısıyla bunu da yine F'ye atacağım. Bir diğer en çok indirilen VPN'imiz Browsec VPN. Bu da galiba browserla mı birleştirmiş oluyor içerisinde emin değilim hiç kullanmadım da. Bir tane var birden fazla VPN'leri yok. Kumuda da arattım herhangi bir bilgi yok. Ve Google'da arattım da birçok yazılımda olduğunu görüyorum. Chrome Web Store'da varmış, Google Play Store'da varmış, Apple'da varmış, Firefox'da varmış ama kendi web sitelerine de girebiliyoruz. Çok basit bir site kurmuşlar buraya. Ne tabanlı geçmişi nasıldır bu konular hakkında yine hiçbir bilgimiz yok. Basit temel bir site kurulmuş ve kendisi hakkında herhangi bir bilgi vermiyor. Dolayısıyla yine bilinmeyen VPN'ler listesinde atacağım burayı. F'ye atacağım. Bir diğer VPN'imiz BetterNet VPN. Bunu da galiba yanlış hatırlamıyorsam Amerika tabanlı bir VPN'di bakalım BetterNet. BetterNet'in sahibi aynı zamanda hotspot'un da sahibi. Geçmişine baktığımızda yine Amerika tabanlı olduğunu görüyoruz. Ve burada bakın ilginç bir contributor feedback var. Nisan 2023'te birisi yazmış ki bu kişi İran'ın kadın ve aile bakanının başkan yardımcısı mı neymiş neyse. Daha doğrusu böyle bir iddia var deniyor. Kesinlikle ama bu kişi eğer ki bu kişi ise İran'da internet sansürü konusu iyi değil. Haberiniz olsun diye not düşmüşler. Zaten Amerika tabanlı olduğu için yine Berenet'ten çok yıldık bilindik bir şey değil. Amerika tabanlı. Aynı zamanda Hotspot Shield'ın da yine sahibi. Dolayısıyla Berenet'i de buraya atacağım. Orada bu burayı şöyle düzenleyebiliriz galiba. Şunları öne çıkarabilirim. Şimdi bir diğer VPN'imiz Touch VPN olsa gerek bu. Hemen yine Touch VPN'de aratalım. Yine Touch VPN'in sahibi aynı. Berenet'in sahibiyle aynı olduğunu görüyorsunuz. Amerika bazlı. Dolayısıyla aynı yere atacağım abi. Bunlar bu şu üçü aynı şirket. Bir diğeri ise XVPN Free Connected Limited'e ait. Kendilerinin bir VPN'i var. En azından 10 tane yok. Bakalım burada çıkacak mı merak ettim. XVPN yazdığımızda çıkmıyor. Ben XVPN'i yanlış hatırlamıyorsam lise yıllarımdayken mi kullanıyordum emin değilim. Evet lise yıllarımdayken böyle bir uygulama kullandığımı hatırlıyorum. Bakalım bir. Web siteleri var. E, web sitelerine baktığımızda herhangi bir böyle ekstrem iddia yok. Askeri seviye koruma vesaire diye. Güzel bir web sitesi olduğunu görüyorum genel olarak. Ama acaba ne tabanlı? Hangi ülkeden geliyorlar? Arkasında kim var? Vesaire bunları da bilsek iyi olabilirdi bence. Peki o zaman bilmiyorum siteleri diğer bütün bu uygulamalardan çok daha iyi gözüküyordu. Ama tabii ki eksik bilgileri var. Bilgi konusunda eksikler dolayısıyla D'ye koyacağım. Ama burada da şöyle bir problem oluyor abi. Bunların hepsini D'de tıkanması iyi olmadı. Çünkü mesela NordVPN ve Surfshark VPN'in bunlardan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Touch VPN'den daha iyidir kesinlikle. Express ve CyberGhost'u da yine o zaman yukarıya doğru çıkarabiliriz. Ama bu 5'li D'de kalacak. Bu 4'lü de yukarı o zaman. Biraz daha VPN'leri yerleştirdikçe neyin nereyi daha fazla hak ettiği ortaya çıkmış oluyor. Şu dördünü bu beşle yan yana bırakmak bence makul değil. Her ne kadar root sertifikaları yüklemiş olsalardı şu ikisi mesela ya da NordVPN'le Surfshark VPN'e geçmişinde sorun da olsa şunları kullanmaktansa buradakileri kullanmayı tercih ederdim herhalde. Şunu da düşünüyorum bu root sertifika yükleme muhabbeti herhalde ortaya çıktıktan sonra kaldırılmıştır herhalde diye düşünüyorum. O kadar derinlemesi araştırmadım ama bu dörtlü bunların yanında olmaya hak etmiyor bir diğer VPN'imizde Panda ikonu var. Bakalım neymiş? Panda VPN, Fast Secure VPN, Panda VPN Official, Streaming VPN, Fast Secure VPN, Hotspot Proxy diye 3 tane ayrı uygulaması var. Yani zaten sırf bu bile soru işareti oluşturması lazım kafada bence. Birisi bakın Panda VPN TV, birisi Panda VPN Pro, birisi Panda VPN Lite. Hangisi tutarsa demişler herhalde. Zaten zannetmiyorum burada Panda VPN falan diye aratırsam hiçbir şey çıkacağını ben de zannetmiyordum. Dediğim gibi bilinmedik. Firmalar hemen bunu da F'ye atacağım. Burada VPN bir kilit işareti var. Neymiş? Private VPN VPN, Devart VPN Proxy Calculator Remote. Evet. Bu şirket neyse tamamen amaçlarının ya da gelir modellerinin reklam olduğunu bence görebiliyorsunuzdur. Bunların hepsi reklamla yürütülüyor ve amaçları reklam olan bir şirkete VPN verilerinize emanet etmek bence soru işareti olur. Yine bilinmeyen VPN'lerden birisi ama bu arada 10 milyonda indirmesi var ilginç bir şekilde. Ya demek ki insanlar kullanıyor abi. 10 milyon indirme az değil. Dünya çapında sadece Türkiye ait değil ama yine bilinmeyen markaların yanına koyacağım aynı şekilde. Burada F'ye atacağım. Opus VPN. BL Inc diye bir şirkete aitmiş. Yine IPTV playerları varmış bir de. Peki. Sıfır review. 10.000 indirme. <laughs> İlk yüze girmeyi başarmış ama ilginç bir şekilde. Tamam bunu da F'ye atıyorum. Son bir tane daha var. Ne diyor abi? Octo Hide VPN. 5 milyon indirmesi var bunun da. Ama tabii ki bunlar hakkında bakın reklam var olduğunu da görebiliyoruz. Bir VPN'leri var. Burada Octo Hide diye aratınca herhangi bir şey çıkmıyor. Web sitelerine girdim böyle jenerik bir site karşılığı açıkçası. Yani bilemedim. Yine VPN hakkında bilgi elde edemiyoruz abi. Bizim burada VPN'in geçmişi. Şey hakkında bilgi elde edebilmemiz lazım. Hangi tabanlı olduğunu öğrenmemiz lazım. Arkasında kim var bunları bilmemiz lazım. Yine bunları bilemediğimiz için kendisini F'ye atacağım. Ve evet şu an listeye baktığımızda son Türkiye'nin en çok kullanılan 26 VPN'i sıralamış bulunduk. Genel bir yorum yapacak olursam F'dekinden tamamen uzak durmanız lazım zaten. Niye? Çünkü neydi belirsiz. Videonun başında da belirttiğim gibi kendinizi bir botnetin içerisinde bulabilirsiniz. Arka planda IP adresinizi suçlulara verirken bulabilirsiniz. Dolayısıyla F'den uzak durun. Her zaman ücretsiz VPN'leri sorgulayın abi. Tamamen ücretsiz bir VPN niye ücretsiz olsun? Veya planları olsa bile yani arka planda kim var bunların geçmişinde neler yapıyorlar? Hakikaten kayıt tutuyorlar mı tutmuyorlar mı? Yani şunu diyeceksiniz abi kayıt tutmuyoruz tutmuyoruz diyor da ben nasıl güveneceğim? Tabii ki %100 güvenemezsin ama şimdi Proton, mulvat ya da en azından bu az önce bahsettiğimiz B kategorisindeki bazıları gerçek dünya testinden geçmişler mahkemeye gitmişler kayıt istemişler verememişler ya da sunucuya baskın atılmış bilgisayarları ele geçirilmiş mesela Windscribe'da olan şey yine de ona rağmen veriler deşifre edilememiş. işte bunlardan geçince en azından biliyorsunuz hani ne kadar şifreli bir şekilde tutuyor gerçekten kayıt tutuyor mu tutmuyor mu en azından tabii ki mesela Mulvat bugün tutmuyor yarın tutmayacağını da %100 garantisi yok ya da Proton VPN için de aynı şey geçerli listedeki herhangi birisi için aynı şey geçerli ama en azından bir adları sanları var iş modelleri belli uzun süredir piyasadalar gerçek dünya testlerinden geçmişler bu özellikle S, A ve B'dekiler ama özellikle F'ye baktığımızda bunların olmadığını görüyoruz tamamen yok böyle bir şey dolayısıyla F'den uzak durmak lazım D'yi kullanabilirsiniz yine ama mümkün olduğunca kullanmamanızı yine tavsiye ederim soru işareti olan VPN'ler yine ama ama en azından F'dekilerden iyidir. Belli bir geçmişi olan VPN'ler. C'yi kullanabilirsiniz. Bence C kullanılabilir. En çok sponsorluk teklifi verenlerin hepsi C'de bu arada. <laughs> Buranın aşağısı sponsor vermiyor. Yukarısı da sponsor vermiyor abi. Bir tek C'dekiler veriyor. E, ne yapalım yapacak bir şey yok. Belli başlı problemleri olanları C'ye yerleştirdim. Kullanılabilir ama gönül rahatlığıyla kullanılabilir mi bilemiyorum. Orası soru işareti. Kullanım amaçlarınıza bağlı bence. B'dekiler daha sağlam. Geçmişinde biraz daha az problemler olan VPN'ler. AVS ise zaten en yüksek. Neden A neden AVS koyduğumu da gördünüz. Geçmişleri çok daha temiz, pazarlama kısımları çok daha temiz ve çok daha temiz bir hizmet sunan servisler oluyorlar. Ve burada şunu da söyleyeyim, buradakilerin hiçbirisi sponsorlu değildi. Zaten listeye bakarak bakın en başta da gösterdim. Bu AppBrain'in listesine bakarak Türkiye'de en çok kullanılan 26 VPN'i sıralamış oldum. Zaten şunu da söyledim. Geçmişte ben Mullvad'a para ödeyip de kullanmıştım. Kendim hizmeti de satın almıştım. Ama buradaki VPN'lerin çoğunu kullandım ben. Proton VPN kullandım, hala kullanıyorum. Ücretsiz sürümü güzel bence. Yani hiç para ödemeden ücretli sürümünden bağ bağlanabiliyorsunuz. Winscribe kullandım. Yani vpn de kullandım. vpn de kullandım bu arada geçmişte. Hotspot Shield'ı de kullandım. Yani ben buradakilerin çoğunu kullandım. F'dekiler hariç bir çoğunu kullandım. Ve benim yaptığım liste bu şekilde. Tabii ki sizin listeniz farklı olabilir. Yine neye katılıp katılmadığınızı yorumlarda yazarsınız. Peki şunu diyecek olabilirsiniz. Biz kendi VPN sunucumuzu kursak olmaz mı? Evet olabilir. Hatta tehdit modelinize göre muhtemelen kendi VPN sunucunuzu kurmak en iyisi olabilir. Bir tane sunucu kiralayıp o sunucunun içerisinde çok rahat bir WireGuard ya da OpenVPN kurabilirsiniz. Çok basit scriptlerle kuruluyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bir yurt dışında bir sunucu kiraladığınızda özellikle yurt dışı IP istiyorsanız yurt dışından bir sunucu kiraladığınızda aşağı yukarı plan fiyatlandırması olarak buralara de yakın gelebiliyor. Dolayısıyla ucuza VPS bulursanız mesela bir 2 dolara falan kesinlikle gidin oradan kurun. Geçmişte ben de size göstermiştim. Mesela bazen kampanya oluyor bazı yerlerde 1 dolara, 2 dolara bir yıllık anlaşma yapıp sunucu alabiliyorsun Kaynakları düşük oluyor, 1 GB vesaire oluyor ama en azından VPN görevini çok rahat bir şekilde görebiliyor. Dolayısıyla kendi sunucunuzu kiralayıp da ucuza VPS bulabiliyorsanız yurt dışında yapın. Yapabilirsiniz. Bu arada VPN ve güvenlik demişken şifrelerinize acilen unutmanız lazım. Hesaplarınızın şifrelerini aklınızda tutarak dünyanın en büyük hatasını yapıyor olabilirsiniz. Neden böyle olduğunu merak ediyorsanız hemen bu videoyu izleyebilirsiniz.